Kriz fena vurdu çocuklar. Ay evet Saadettin Bey. İnsanlar çok zor durumda. Çok üzülüyorum bu halka. Daha beter olacak diyorlar. Ya öyle diyorlar. Bir kişi işten çıkartacağız. Ne? Anam! Ama kriz o kadar büyük değil canım. Zaten dolar da artık çıkmaz diyorlar. Tabii tabii, atlattık biz krizi. He ya, rakbar hep full ya. O zaman Tanrı verdi gitsin. Ne? Madem rakbar dolu, doluluk oranı çok yüksek, gitsin orada çalsın. İki iş bir... Ya da Cem gitsin, onun da tuzu kuru. Gitsin anasında kalsın ya bu. Bence Burhan gitsin Saadettin Bey. Vallahi aranızda karar verin. Aramızda mı? Evet. Ben bu sorumluluğun altından kalkamam. Buranın nasıl işlediğini biliyorsunuz. Aslı Hanım'la Şahika da gelsin. Akşamüstü herkes işten çıkarılması en uygun ismi kağıda yazıp torbaya atsın. İsmi en çok çıkan arkadaşı tazminatını verip kriz bitene kadar evine yollayacağız. Ah, tabii çok güzel bir fikir. Tamam. Harika oldu. Çok güzel bir çalışın bu patron. Bravo. Murat Bey. Yemeğim artık ya, şiştim patlangoç gibi oldum ya. Hayır Makbili. Karnının tıka bası doldur. Bugün ofise geleceksin ya. Hmm. Geldiğin zaman beni restoranta götür. Ondan sonrasında beni et lokantasına götür diye benim beynimi şişirme. Çünkü orada kriz var. Çünkü de dar gelirliğe ayıp olmasın. Tamam mı kızım? Ya bir şey söyler miyim ya? Affınızla mağdurum. Gidebilen var, gidemeyen var değil mi? Tabii tabii. Geçim derdinden bahset. Ondan sonra kendini acındır ki tam bir empati olsun. Ha şunları da ağzında, altınları da, o şunları da ha. Ha? Çok güzel. Aferin kızım benim. Tabii tabii yapıyorum. Şimdi bir de oraya geldiğin zaman de ki... Ah de Burhan Bey de, canım dedi de, böyle erik istedi de... ...ondan sonra turşu istedi de, karpuz istedi de ki... ...ben de böyle koşarak yedireyim, böyle bir espri olsun. Ha, öyle espri mi oluyor? Ya sorma, bunlar bana Kılıbık Burhan diye bir lakap taktılar. Evet, çok eğleniyorlar yani. Biraz böyle yalakalık malakalık yapayım ki iyice böyle bir neşemiz olsun. Aldım ben neşeci. Ay Burhan Bey, ay Burhan Bey ya. Ben bu elbise çok göbeğimi çıkarıyor ya. Başka bir şey giysem mi? Hayır hayır, giyme giyme. Hayır hayır. Özellikle ben bunu seçtim Makbile. Özellikle bunu giymeni istedim. Bir de göbeğini dışarıya, yani dışarıya bırak. Sal yani, anladın mı? Şey içine çekme. Çünkü ben kendine güvenen ve kendine barışık bir kadın tipine aşığım diyebilirim yani. Hadi bakalım ye. Şunu da al, şey yapacaksın. Bak bile hamile. Ne? Ay ne diyorsunuz Burhan Bey? Evet, onun için daha partopor nişan yaptık. Ailesi bilmiyor. Tahsin Bey amca bilmiyor. Volkan bilmiyor. Bilseler töre cinayeti çıkar vallahi. Aslı yorum bile bilmiyor ya. Onun için de işsiz kalamam. Bebeğin alt bezinden diş kaşıma aletine kadar bir ton masraf var yani. Tabii ki. Hele aile evlenmeden çocuk peydahladığımızı duyarsa... Ah işte o zaman yani, o zaman ne olur biliyor musun? Bizi Sütçüoğlu rezidansından kapı dışarı ederler ve ondan sonrasında ev aramak zorunda kalırız. O da ayrı bir masraf tabii ki. Evet, işiniz çok zor Burhan Bey. Evet, şu anda işsiz kalamam. Olmamalı, işsiz kalmamalıyım. Bunu kimse duymasın. Makbile'nin düşük ve hafif bir kadın olarak görünmesini istemiyorum. Bak bile bebek bekliyor. Ne? Oğlum kimseye söyleme. Rezil olur kız. Hiç etik bir durum değil. Oğlum Manito. Bebek kızının bir paketi kaç para biliyor musun sen? Kaç para? Ben de bilmiyorum. Konu bu değil. Ama şu anda işsiz kalamam. Kan şişmeye başladı bile. Hayda. Yapmayın ya. O zaman hemen evlenin Burhan. Hangi parayla oğlum ya? Hele bir de işsiz kalırsam. Bu tam bir skandal yani. Bebeğimin yetimhanede büyümesini istemiyorum, anladın mı? Yeteri kadar para kazanamazsam, eğer ki süt içiremezsem, bacakları çarpık.
zaman da hayat boyu vicdan azabı çekerim. Hayat boyu. Aramızda kalsın ha. Tabii ki Burhan Bey, aşk olsun. Bana benzersi yakışıklı olur. Ama Makbule'ye benzeyip de çirkin olursa da evladımdır. Onun da rızkını çıkartmam gerekir. Şu anda işsiz kalamam, anlıyor musun? Kalamam. Ne zaman doğmuşsun bu adam? İnanmayın arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. Ne zaman kız geldi? Kolay gelsin herkese. Allah zihin açıklığı versin. Sağ ol. Sağ ol. Makbule, o kadar yolu yürüyerek geldiğini söyleme. Kendini yormadın umarım. Buyur otur, otursana şöyle. Yürümek iyi gelir aslında. Yani sağlıklı yaşam için yürümek çok çok iyidir. Aa, tevbe tevbe. Biraz da göbeğim çıktı şu aralar. Normal. Yani iştahın açıksa bu aralar normal diyorum. Ha, iştahım açık. Oha. Farz Mera, dün ailecek bir ocakbaşı yapalım dedik. Çıktık yola. Ama neden? Çünkü kriz var. Ya para harcamamak lazım. Zengin olsun, fakir olsun, muhakkakiyetle hepimiz zorluk çekiyoruz. Ya yarın öbür gün bir ihtiyaç olsa köşemizde 3-5 kuruşumuz yok, değil mi? Gerekirse taş taşırım, yine de ben sana bakarım Makbule. Allah! Nişandan sonra bir düşkün ki bu bana. Bacım, her zaman her ihtiyacınızda biz de yanınızdayız. Aklınızda bulunsun bak. Şimdi ben taş taşırım diye bana kılıbık Burhan diye böyle dalga geçecekler ama neyse. Kılıbık diye. Kılıbık diye, kılıbık. Orhan Bey, benim aniden canım erik çekti ya. Erik bulun bana. Erik mi? Bu aralar böyle bu kız ya. Bu aralar hep böyle şeyleri söyleyeyim ha. Olacak mısınız? Ya da dur, vazgeçtim. Benim canım turşu istedi. Ha, turşu bulun. Turşu. Olur. Turşu eğer bulamazsam gerçekten sana yaratırım Makbule. Yaratırım, bunu biliyorsun değil yok, mi? Yok yok yok, vazgeçtim. Benim canım karpuz istiyor. Karpuz. Ay, Diyarbakır'ı mı arasak acaba? Olmadı, tropikal bir bölgeden getir Tecu. Hop canım, hop. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Hadi canım, şu tarafa dur. Burhan'ın ismini yazıp torbaya atan karşısında beni bulur. Ben boş oy attım, şimdiden söyleyeyim bebeğim. Zaten bu hangi kriz, ben onu da anlamadım ya. Kim diyor kriz var diye be? Nereden çıktı bu paçozluk? Evet, şöyle bir karıştırıyorum. Yavaş yavaş kağıtları çekip ismi okuyorum. George W. Bush. Bu ne saçmalık ya? Değil mi ya? O zaten kovuldu yani. Ciddiyetsiz bir oy. Keloğlan. Bu kim şimdi? Cem olabilir. Cem'i kastediyor olabilirler. Niye ya? Senin de tepeden kafan açılıyor. İtiraf et dostum. Ya ne alakası var? Ben yazdım. Ben Cem abi kastettim. Ben şaka yaptım ya. Boş bir oy. O benimki. John Galliano. Bu kim ya? Dior'un tasarımcısı. Ya bence onu kovsunlar ya. Yeni koleksiyon. Hiç iyi değil. Aa, ben beğendim ya. Fazla klasik. Sulandırmayın canım. Bu nasıl oylama böyle? Bu ne? Yedi cücelerden uykucu. Ya burası dergi ofisi mi yoksa çocuk yuvası mı? Hayır yani. Ne olursa olsun uykucuysa aramızda yeri yok anlamında. Bakalım şimdi bu abim. Onu ben yazdım. Ay Aslı. Ay şu abinle de bir tanışamadım ha. Hiçbir şey kaybetmiyorsun, hatta kazanıyorsun. Evet, son oy. Ha, bu ilginç. Cem Onaran. Parantez içinde de fotoğrafçı yazıyor.
Aa, bakmayın ya. Gizli öyle yaptık. Kim bilir kimi yazdı. Bilmiyorum ki benim. Evet, ne yapacağımız belli. Kimseyi işten çıkarmayacağız. Yo, bir oy çıktı, o da Cem'e. Onun için Cem'i bir süre dinlendireceğiz. En azından kriz bitene kadar. Merhaba arkadaşlar. İnsan kaynaklarından geliyorum. Bir arkadaşın çıkışı verilecekmiş. Cem Onaran kim? Cem Onaran benim. Hayır benim. Beni işten çıkartın. Cem Onaran benim. Hayır benim. Cem Onaran benim. Hayır benim bebeğim. Ben söylesem de yemez ki. Bu çocuk beni tanıyor ya ondan. Burhan, banalsin, ucuzsun ve... Ay! Burhan seni fırçalıyordum, unutturma bana. Ay buna bakmam lazım. Alo? Çarşamba oldu. Evet. Arayacağım demiştim. Ben de bekliyordum zaten. Vallahi artık bir görüşsek ya. Saçlarım beyazladı benim ya. Senin de yüzün kırış buruş olacak bu gidişle. Suratım kırış buruş mu olacak? Hayır hayır. Şaka yapıyorum. Suratın kırışmayacak. Lokum gibisin. Zaten şişmanların suratı ay parçası gibi olur. Şişmanların mı? Gittikçe battım mı ben ya? Evet biraz. Ya ne olur bugün bari bir arıza çıkmasın ya. Bundan sonra seninle ne konuşacağımı vallahi oturup yazacağım ha. Sürekli pot kırıyorum. Acayip heyecanlanıyorum ben seninle konuşurken Şahika. Ben de heyecanlanıyorum. Ayrıca da ismimi ilk söyleyişin. Sana ilk söyleyişim. Kendi kendime çok söyledim vallahi. Kurtardım değil mi durumu? Evet. Oh be. Buluşalım mı artık? Bu akşam mı? Bu akşam bir düğüne gideceğim. Arkadaşlara sözüm var. Yarın akşam olur mu? Oldu o zaman. Hayırlı olsun. Ya ben de hep bunu diyorum ya. Hayırlı olsun vatana, millete, dünyaya, kainata. Öf, hiç olmadı bu espri ya. Nezaketen güldü kız. Esprileri yazacağım bundan sonra. Öf, terledim ha. Ya Şahika, son kararımı açıklıyorum. Bence kutunuza gidin. Pardon, keyfim yerindedir. Evet. Cem Onaran benim. Hokkabazlığından sonra kimseyi işten çıkartamıyoruz tabii. İşte bu be! Ama madem birbirine bu kadar bağlı bir ekipsiniz, krizin etkilerini paylaşacaksınız. Herkesin maaşından %15 indirim yapmak zorundayız arkadaşlar. Sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa'ya.